İmparatorum'un YouTube kanalındasınız. Ben Mine Uzun, yakından tanıyalım serisinde bugün Desaderi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni tanıyacağız. Ve Desaderi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi CEO'su Burak Celet bize bugün vakit ayırdı. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoş Vallahi, geldiniz Mine Hanım. Hoş geldim ama benim aklım çıktı burada. Yani çok ciddi söylüyorum. O işte ürünlerin yapıldığı, tasarımların yapıldığı, içeri böyle Berrak Hanım gezdirdi bizi. Gezerken işte bir tasarımcınız içeride, ellerinde deriler, birilerine bir şeyler anlatıyor falan. Aklım çıktı benim. Ben bir de çok seviyorum. Hem konfeksiyonu, hem çantayı, hem deriyi, her kadın gibi galiba. Onun için Desa'yı tanımak, zaten ürünlerini kullanan biri olarak da benim açımdan daha keyifli olacak. Daha fazla aklım çıkmadan Desa'yı sizden dinleyelim be. Memnuniyetle. Gerçekten içinde bulunduğumuz tesis bizim açımızdan da 50 yılı taçlandırdığımız ve çok keyifle çalıştığımız bir tesis. Çünkü sektörün her tarafında yer alan bir yapımız var. Yani baktığınızda Desa salt bir perakendeci değil, sadece bir üretici değil, nihai mamul üreticisi değil. Ham maddeden başlayıp yani tabakhaneden başlayıp mağazada tüketicilerimize sunduğumuz ürünlere kadar değer zincirinin her halkasında kendi çatısı altında üretim yapan, geliştiren ve hizmet veren bir kuruluş, bir marka aynı zamanda. Dolayısıyla hepsinin bir arada bulunduğu tasarımdan, ürün geliştirmeden, nihai ürünün vücuda kavuştuğu ve daha sonrasında perakende ekibinin de gelip üzerinde çalışabildiği bir tesisin içerisindeyiz. Bu da bize çok büyük keyif veriyor. Çünkü yıllar içerisinde bu noktaya geldik. İhtiyaçlar hasıl oldukça bu noktaya geldik. Ama ben izninizle bu 51 yıl önceye sarayım. Oradan başlayarak kısa bir DESA'nın faaliyet alanlarını sizinle paylaşayım. DESA 72 doğumlu. Benim büyük abim bir anlamda. DESA bir aile şirketi olarak hayatına başlamış. Ve bugün ben ikinci kuşak yöneticisiyim şirketin. Yıllar içerisinde hem düşey hem yatay entegrasyonunu tamamlamış vaziyette. Başlangıçta bir deri üreticisi, deri çanta üreticisi ve ihracatçısı olarak kurulmuş 72 yılında. 73'te perakende operasyonlarına da başlamış. Erenköy'de ilk mağazasını açmış. Türkiye'nin bu anlamda da ilk zinciridir. Deri mamül üzerine kurulmuş. Ve daha sonra yıllar içerisinde önce çantadan ayakkabıya ve konfeksiyona girmiş. Daha sonra tabakhanesini kurmuş ve kendi derisini kendi imal etmeye başlamış. Ve bugün geldiğimiz noktada 4 fabrikasında, 3 tanesi Türkiye'de, bir tanesi İtalya'da bulunan, o da yeni yatırımımız, yeni bebeğimiz diyeyim size. Bulunan 4 fabrikasında hem deri, çanta, konfeksiyon ve küçük mamül, deri konfeksiyon ve küçük mamül, cüzdan vesaire gibi saraycı ürünleri imal eden bir yapıya kavuşmuş. Daha sonra da bu imal ettiğimiz ürünleri hem kendi markamızla, Türkiye'deki mağazalarımızda, hem İtalya'da bulunan showroom'umuz vasıtasıyla dünyanın şu anda 120'nin üzerinde farklı butik ve department store'unda corner olarak, köşe olarak yine kendi markamızı ihraç ettiğimiz, hem de bir yandan dünyanın çok önemli lüks markalarıyla uzun yıllara yayılmış bir iş ortaklığı kurduğumuz, üretim ortaklığı kurduğumuz bir yapı içerisinde kavuşmuş. Bugün lüks marka dendiğinde deri sektöründe aklınıza gelen markaların çok büyük bölümüyle ya çalışıyoruz ya çalışmışızdır ya da dirsek teması içerisindeyizdir. Sakıncası yoksa bir iki isim alabilir miyiz? Normalde bu markalarla bir gizlilik anlaşmamız var. Dolayısıyla varsayalım. Şöyle söyleyeyim, faaliyet raporlarımızda zaten belli bir oranın üzerindeki markaları açıkladığımız için onlardan bahsedebilirim ama çok kıymetli ama daha küçük miktarlarda çalıştığımız markalar var. Onların isimlerini zikredemiyorum ama faaliyet raporunda çok geniş şekilde yer verilmiş vaziyette. Ama en önemlisi 20 yıldır bir işbirliğimiz olan Prada markası. Bugün çok yakın çalıştığımız ve dünyadaki en büyük üreticisi olduğumuz marka. Aynı şekilde aynı gruba ait olan Miu Miu markası olsun. Geçtiğimiz yıllarda çalıştığımız pandemi öncesinde Chanel markası olsun. Bunlar farklı farklı ürün gruplarında bu arada. Kimisiyle
deri üretimi konusunda çalışıyoruz. Kimisiyle çanta üretimi konusunda çalışıyoruz. Geçmişte Armano Cervino markası vardır, meşhur. Onun bütün konfeksiyonları, raflarının bütün konfeksiyonları vesaire gibi birçok iş ilişkimiz olan dünya markası mevcut. Bu 1972 hikayesi nereden geliyor? DESA 1972. Yurt dışına çıkarken DESA markasını açıkçası Türkiye'deki konumundan biraz daha farklı bir noktada konumlandırmaya çalıştık. Çünkü Türkiye'nin Türkiye'de bir marka olduğunuzda çok geniş bir segmente hitap etmeniz gerekiyor. Farklı farklı gelir gruplarını aynı anda konuşabilen bir marka olmanız gerekiyor. Yurt dışına çıktığımızda biraz daha odaklanmış, biraz daha affordable luxury denen satın alınabilir lüks segmentine hitap edebilen, Türkiye'de bulunduğundan daha yüksek bir fiyatlandırma konumuna sahip bir marka stratejisiyle yola çıktık. Dolayısıyla markayı da farklılaştırma ihtiyacı hasıl oldu çünkü başta İstanbul ama Türkiye genel olarak çok önemli bir turist destinasyonu. Bizim müşterilerimiz de alım gücü yüksek ve çok seyahat eden müşteriler yurt dışındaki müşterilerimiz de. Dolayısıyla onların karşısına aynı markayla çıkarsak bir kafa karışıklığı yaratacağımızdan iki farklı markayla hareket etmeyi tercih ettik. 1972 yurt içinde herhangi bir yerde yok herhalde. Gümrük sahalarının dışına yurt çıktığımızdan için, da var. Evet, genelde öyle. Fakat istisnai olarak çok turist gelen Abdi İpekçi gibi, İstinye Park gibi birkaç mağazamızda corner şeklinde çok net bir şekilde ayrıştırarak konumlandırıyoruz. Bu deri farklı bir şey herhalde. Şimdi ben sizin hakkınızda ufak ufak tüyolar aldım. Öyle deriyle mi? ilgili Eyvah. Özel bir çalışmanız varmış sanıyorum. Akademik anlamda da bir. Öyle, ben aslında makine mühendisiyim. Boğaziçi makineden sonra bir MBA yaptım Amerika'da. Ondan sonra da deri konusunda bir MSc yaptım İngiltere'de. Master of Science yaptım. Orada da bir iki yayınım, akademik çalışmam oldu. Ama deri çok ilginç bir iş. Dünyada da zaten bilimden çok sanat diye geçer. It's more art than science denir. Gerçekten de iki tane deriyi alıp aynı kimyasallarla, aynı formülasyonlarla işlem yaptığınızda iki farklı ürün ortaya çıkar. Dolayısıyla evet, işin mühendisliği çok önemlidir ama bir o kadar da işin zanaatkarlığı, sanatçılığı, iş bilgisi ve tecrübesi, yani ustalığı bir o kadar önemlidir. Aynı şey ürettiğimiz ürünler için de geçerlidir. Üretimimiz çok insana kaimdir. Gerçekten bir zanaatkarlık işidir. Ne kadar ürünleri endüstriyelleştirseniz de üretim şekillerinizi tamamen insandan bağımsız ve tamamen mekanize bir şekilde yapmak mümkün değildir. Örneğin Düzce'deki fabrikamızda bizim bir makina atölyesi vardır. Orada kendi makinalarımızı kendimiz imal ederiz. Farklı işler için, farklı işlentiler için özel makinalar yapılır veya mevcut makinalar değişikliğe uğratılır. Fakat ne olursa olsun en sonunda o zanaatkarın elinin değdiği, el dikişiyle ürünün dikildiği ve son bağlantı noktasının yapıldığı işlerin olması gerekir. Bu işlentinin bir parçasıdır. Gerçek kalite zaten burada ortaya çıkar. Siz hiç yaptınız mı? Yaptım. Ben 6 yaşından beri tezgahta çalışıyorum. O sanatkarlık oradan geliyor. Yani alıp da önüme içerideki ustalarımız kadar uzman olmasam da ben tezgahta çok çalıştım. Ve benim çocuklarım da şu anda çalışıyor. Var mı böyle ilk yaptığınız şey birine hediye etmiştiniz? Ya da işte bu da benim ilk ürünüm. Burada vallahi duruyor falan diyebileceğiniz bir şey var mı? Üretim yaptığım bir şey yok ama ilk küçükken yapmış olduğum bir takım cüzdan, çanta gibi şeyleri getirip babama hediye etmişliğim var. Onları keşke aslında görebileceğimiz bir yerde olsa böyle sergileyebilseniz ne olsa, kadar güzel olurmuş. Keşke olsa. Peki şimdi sanat konuşurken ülkenin gerçeklerine dönmek mecburiyetinde kalacağım. Çünkü günün sonunda gerçekten kopmadan yayın yapmak mecburiyetindeyiz. Tabii. Çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıyayız. İşte her şey ateş pahası haline gelmiş durumda. Üretim maliyetleri çok artıyor. Doğal olarak üretim maliyetleriyle birlikte gelen maliyetler bir şekliyle yansıtılıyor ve tüketiciye de varıyor bu. Oradan bir devam etmek istiyorum. Dolayısıyla bu ürünlerin kar marjlarını da etkileyecektir. Biraz o marjları alabilir miyim sizden? Memnuniyetle. Ben ona gelmeden eksik bıraktığım bir husus var DESA'yı genel tanıtımını yaparken. Ondan da bahsedeyim. Tabii. Ondan sonra bu sorunuza tekrar döneyim. Şimdi DESA'nın hem perakende operasyonundan hem üretim faaliyetlerinden hem de yurt dışındaki markalı satışlarından kabaca bahsettim. Eksik bıraktığım iki tane husus kaldı. Bir tanesi DESA'nın DESA markasıyla yurt dışında şu anda Zalando üzerinden ve önümüzdeki dönemde yakın gelecekte başka marketplace'lerde üzerinden kendi markasıyla satışı direkt tüketiciye olmaya başladı.
artarak devam edecek. Bir diğer noktada DESA'nın çok önemli bir ortaklığı var. Bir joint venture'ı var. Samsonite'de kurmuş oldu. 40 yıla varan bir iş ortaklığı söz konusu. 40 yıl önce 25 yıl boyunca süren bir distribütörlüğe adım attık ve Türkiye'de Samsonite ve Samsonite grup markalarının, yani TUMI olsun, American Tourister olsun, 6-7 tane markası var Samsonite'in. Bir kısmı Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. Bütün bunların Türkiye distribütörlüğe alındı. 25 yıldan sonra, yani 15 yıl önce de Samsonite geldi, gelin biz bir ortaklık yapalım dedi. Ve DESA'nın %40, Samsonite'in %60 sahibi olduğu bir joint venture, bir ortak girişim kuruldu Türkiye'de. Samsonite Türkiye. Ve Türkiye bu noktada bir hub olarak seçildi ve çevre ülkeleri de Türkiye'ye bağladık. Burada Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Suriye, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye bu joint venture'ın iştigal alanları. Bu ülkelerde Samsonite'ın tüm operasyonları, perakende satış ve dağıtım operasyonları bu joint venture tarafından gerçekleştiriliyor. Halka açık olan DESA şirketimiz de bu joint venture'ın %40 ortağı. Samsonite'ın Türkiye'de ayrı bir yönetim birimi var. Joint Venture'ın kendi çatısı altında şu anda 17 tane mağazası söz konusu. Ama bunun dışında da DESA'nın franchisee olarak, yani halka açık DESA'nın franchisee olarak açmış olduğu Samsonite mağazaları var. Bunların sayısı da şu anda 36, yanlışım yoksa 35-36 açılıyor, kapanıyor. Şimdi orada Samsonite benim çocukluğumun valiz markasıydı. Doğru. Ve dünyanın en kaliteli valizi olarak hep aklımda da öyle kalmış. Böyle Samsonite olana bir başka bakılırdı benim çocukluğumda. Benim çocukluğum dedim de epey geride kaldı gerçi ama sanıyorum o dönemden bu döneme Samsonite başka alanlara da el atmış durumda. Doğru mu? Marka sayısı arttı evet Samsonite'in altında. Bir o kadar çocukluğunuz çok geride kalmış değil. Samsonite'in ilk Türkiye'ye gelişi zaten 82-83. Ondan önce Samsonite yoktu. Samsonite Türkiye'ye gelen ilk valiz markasıdır. Kurucumuz Melih Bey inanılmaz girişimci ve vizyoner bir insandır. Yani yurt dışına çıkıp gidip gelip o yıllarda Türkiye DESA'nın Amerika'da Empire State'te de ofisi vardı. Singapur'da da ofisi vardı 82'de 1. Körfez krizi öncesinde. Körfez Savaşı öncesinde. Hep gidip gelirken bütün valizlerin Türkiye'den giden ya iplerle bağlı ya patlamış, indiğinde eşyaların darmadağınık olduğu bir tablo görmüş. Demiş ki yani Türkiye'de bu işi kim yapıyor? Dünyada pardon. Ben bu markayı Türkiye'ye getirmeliyim. Bakmış Samsonite, evet gitmiş Denver'da adamların kapısını çalmış, ben geldim diye. Hoş geldin, sen kimsin demişler, nereden geliyorsun? İşte Türkiye'den geldim, sizin valizlerinizi satmak istiyorum. Açmışlar bakmışlar, Türkiye bizim için kapalı bir pazar. Çünkü kapalı ekonomi, yani Türkiye'ye şu anda ithalat yapmak mümkün değil, bizim ihracat yapmamız. Ben çözeceğim demiş, atlamış dönmüş gelmiş Ankara'ya, oturmuş Ticaret Bakanlığı'na. Her bir Samsonite valiz için karşılığında para vermeden, yani dolar döviz çıkmadan 3 tane çanta ihraç ederek barter usulü ilk Samsonite valizin Türkiye'ye gelmesinin önünü açmış. Ve Samsonite gerçekten öyle. Çok inanılmaz bir girişimcilik hikayesi. Yani özellikle günümüzde insanlar çok kolay pes ediyorlar. Şartların çok zor olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki bizim genetiğimize baktığınızda, kuruluş şeklimize ve geçmişimizden bugüne kadar nasıl geldiğimize baktığımızda ve o dönemin sanayicileri için de bu çok geçerli. Hep engelleri aşarak gelmişler. Olmazı oldurarak gelmişler. Biz de bunu hep iş yapış şeklimiz olarak bildik. Zaten kolay olsa herkes yapardı. Sürünün gezdiği yerde ot bitmez derler. Önemli olan yapılmayanı yapabilmek, zor olanı gerçek kılabilmek. Bizim de geçmişimizde bununla ilgili çok fazla örnek var ve bu dersleri de unutmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bağlarsam biraz uzattım lafı. Samsonite, Türkiye'nin gerçekten çok iyi bilinen, çok oturmuş ve en yaygın markasıdır. Bunun sebebi de Türkiye'ye gelmiş olan ilk valiz markasıdır. Yıllar içerisinde bu işbirliği de markaya kendi markamız gibi baktığımız için bir ortak girişimle taçlandırıldı. DESA bugün dünyanın en büyük valiz markası olan, yaklaşık 5 milyar dolar cirosu olan bir Samsonite firmasının Türkiye ve 6 ülkedeki, 5 ülkedeki toplam ortağıdır. Peki şimdi dönelim biraz rakamlara, bu kar marjlarından biraz bahsedelim. O yüksek enflasyon vesaire tarafına biraz dönelim. Orası yani bir tarafıyla yüksek enflasyon ön planda tutmaya devam edecek bu alanda iş yapan şirketleri. Ama diğer taraftan o marjlar konusunda bir ayarlama ya gerekecek ya politik olarak yüksek kalacak. Salt perakendeci olarak baktığınızda gerçekten önümüzde böyle parçalı bulutlu bir tablo var. Covid sonrası perakendenin patladığı, insanların, turizmin coştuğu,
Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı ile beraber çok ciddi Rus turist aldığı ve destinasyon haline geldiği, dolayısıyla perakende cirolarının patlama yaptığı bir 2022 yılı yaşadık. Fakat bu bizim ayıplarımızı, ekonomimizdeki bir takım çarpıklıkları veya sıhhatle olmayan bir takım dengeleri de bir parça örttü. Çünkü ciddi bir döviz girişi yaşadık bundan dolayı. Önümüzdeki dönemde bu sene örneğin turizm sezonunun geçtiğimiz yıl kadar kuvvetli geçmediğine, evet belki turist sayısı düşmedi ancak gelen turistin alım gücü düştü. Çünkü Türkiye bu enflasyonist ortamda yapılan zamlardan dolayı çok pahalandı. Ben Türkiye'ye gidip bu parayı vereceğime işte Maldiv'e giderim veya Avrupa'da başka bir ülkeye giderim diyen çok fazla turist olduğunu gözlemliyoruz. Yüksek gelir grubuna mensup olan. Bu bir yandan satış tarafında perakendenin üzerine bir baskı yaratabiliyor. Diğer taraftan baktığınızda maliyetlerin hızlı bir şekilde artışı, Türk lirasının devalüasyonu sonucu evet bazı şeyler TL ucuzluyor, TL bazında ürünlerimiz ucuzluyor gibi gözükse de maliyet artışları çok daha hızlı gidiyor. Enflasyon beklentileri, ilan edilen enflasyonun çok daha ötesinde hepimiz oldukları için hepimiz biz ondan. Maalesef çıpa olma özelliğini kaybetmiş vaziyette. Dolayısıyla herkes kendi algıladığı enflasyonla bir fiyatlama yapıyor. Çünkü enflasyon dediğimiz şey aslında bir beklentinin ifadesidir. O beklentiyi ortak, güvenilir, credible bir şekilde çıpaladığınız zaman da herkes aynı beklentiyle hareket eder. Fakat çıpa olma özelliğini kaybettiği zaman zikredilen rakamlar, herkes kendi beklentisiyle fiyatlama yapmaya başlıyor. Dolayısıyla ortada çok ciddi fiyat çarpıklıkları oluşmaya başlıyor. Oraya hemen bir antiparantez bir şey sormak istiyorum. Çünkü şimdi sizin işiniz tekstil tarafı, işte konfeksiyon tarafı. Ama işin içerisine başka bir mühendislik daha koymak mecburiyetindesiniz belli ki. Çünkü hem gelir tarafında hem gider tarafında dövizle çalışmak gibi bir durum söz konusu. Bizim pek çok şirkete çok defa bunu önerdiğimiz, çok defa yaptığından emin olmak istediğimiz bir şeyi soracağım. Kendinizi nasıl, işte ben yabancı sözcüklerle konuşmayı çok seven biri değilim ama piyasa tabiri hedge olduğu için kendinizi nasıl hedge ediyorsunuz diye soracağım. Nasıl bir korunma kalkanı alıyorsunuz? Şimdi ona geleceğim. Ben önce size bir sektör ve Türkiye genel tablosu ile ilgili değerlendirme yapıyorum. Bu tablo içerisinde bizim neler yaptığımızı anlatacağım. Çünkü DESA gerçekten burada çok ayrışıyor. Bu konuştuğumuz tablo yeni değil. Evet, siz gençsiniz, ben gencim. Belki biz çok fazla enflasyonist ortamın içerisinde yaşamadık. Bizim profesyonel hayata girmemizle bitmişti bu işler, bitmeye başlamıştı ya da. Neticede gerçekten vahşi enflasyonist dönemin son dönemlerini yaşadık. Fakat DESA 51 yaşında ve burada 51 yıllık bir birikim var. Dolayısıyla Türkiye için aslında biraz daha geniş bir perspektifte baktığınızda, biraz daha geçmişe gittiğinizde yabancı olduğumuz bir ortam değil. Enflasyonist ortamda fiyatlama yapmayı, satın alma yapmayı ve işimizi yönetmeyi bilen bir firmayız. Ve yıllar içerisinde bu volatiliteden etkilenmemek için, Türkiye pazarının inişlerinden çıkışlarından etkilenmemek için kendimize has bir iş modeli oluşturduk. Bu iş modeli hem perakende hem ihracatın, yurt dışına satışın, bu ihracatında hem markalı hem de önemli markalarla işbirliği yaptığımız bir yapı içerisinde kalmasına gayret ettik. Dolayısıyla bugün TL'nin değer kaybettiği, ucuzladığı, iş gücünün ucuzladığı, ihracatın avantajlı olduğu bir ortamda biz çok hızlı bir şekilde ihracat kaslarımızı çalıştırıp oraya biraz daha ağırlık verip ihracat ciromuzu arttırabiliyoruz. Diğer taraftan TL'nin güçlü olduğu, perakendenin coştuğu bir ortamda da zaten mağazalarımız açılmış vaziyette. Gerekiyorsa biraz daha mağazalaşmayı hızlandırabiliyoruz. Başlangıçta veya şartlar biraz daha güçken, satışlar, cirolar biraz daha yavaş giderken, kiralar yüksekken girmediğimiz ikinci lokasyonlara da girip mağaza sayımızı arttırıp perakende ciromuzu arttırabiliyoruz. Bu ikisi birbirini sürekli destekleyen, dolayısıyla bizi gerçekten doğal bir şekilde sigortalayan, hedge eden sizin tabirinizle bir yapı içerisine sokuyor. Bu birinci yaptığımız çalışma. İkinci dikkat ettiğimiz nokta her zaman tabii düşey üretime sahip olmamış, düşey entegrasyona sahip olmamız önemli bir etken, önemli bir koruyucu unsur. Çünkü ham madde satın almakla nihai mamul satın almak arasında çok ciddi bir fark var. İthalat tarafında da öyle. Her ne kadar kullandığımız malzemelerin büyük bölümü ithal girdi olsa da bunlar ham madde hüviyetine sahip. Dolayısıyla nihai mamülün değeri içerisindeki payları
çok daha düşük nihai satış fiyatının içerisinde. Dolayısıyla düşük entegrasyonun bize sağlamış olduğu önemli bir avantaj var. Ve bunun yanı sıra her zaman bizim döviz gelirimiz, döviz giderimizden çok daha fazladır. Hiçbir zaman cari açık vermeyiz. Ülkelerin ve ekonomilerin cari açık vermemesi gerektiği gibi. Biz bunu 2001 yılından beri uyguluyoruz. Hiç unutmuyorum 94 krizinde, ben 18 yaşındaydım o zaman. Bakın benim yaşım çıktı ortaya artık. 94 krizinde 18 yaşındaydım. 3 kere kendi evimde yedi emin olmuştum. Tamamen bankacılık sistemi yüzünden. Çünkü normal çalışıyoruz. Banka kredimiz var. Satın alma yapıyoruz. Satış yapıyoruz. Bir gecede faizler %1500 olduğu zaman herkes kredileri geri çağırdı. Dolayısıyla bankacılık sektörünün problemleri firmaların ve reel sektörün üzerine kalmıştı. Ancak bundan sonra bu tarif ettiğim dengeli politikaya çok önem verdik. Çok dikkatli bir şekilde bankacılık sektörüne hiç bel bağlamadan mümkün olduğu kadar öz sermayemizle işlerimizi organize ederek büyümeye çalıştık. Ve cari açık hiç vermedik. 2001 yılında hiç unutmuyorum Hürriyet Gazetesi'nde manşet olmuştuk. Tam sürmanşetti. Yine ciddi bir kriz yaşanıyordu. Herkesin morali bozuktu. O zaman Ertuğrul Özkök genel yayın müdürüydü. 94'te dibe vurdu, 2001'de zirveye oturdu diye sürmanşetten vermişti. Çünkü muazzam bir yıl geçirmiştik. İhracata ağırlık verdiğimiz bir dönemdi. Bahsettiğiniz iki yıldı aslında kriz yılı ve çok evet. Önemli yıllar. Hem 94 hem 2001. Ama 94'te aldığımız dersten sonra biz tedbirimizi almıştık. Hı-hı. Ve bugün de geldiğimizde yani üzerinden 23 yıl geçti, 2021'den beri 22 yıl geçti. Hala aynı iş yapısıyla, iş modeliyle hatta bunu da güçlendirerek çalışmaya devam ediyoruz. Bundan dolayı da bugün şu anda DESA'nın nakit pozisyonuna baktığınızda 3. ay sonucunda 384 milyon lira net nakit fazlası vardı. Banka borçları düşürdükten sonra böyle bir nakit fazlasıyla çalışıyordu. 6. ay rakamları daha açıklanmadı bu konuşmayı sizle yaptığımız günlerde. 2 haftamız var açıklamaya. Ama bunu çok daha iyi bir noktaya da taşıdık. Onu da size söyleyebilirim. 2 hafta sonra biz de YouTube kanalımızda zaten DESA'nın bilançosunu değerlendireceğiz. Harika. O zaman lütfen dönün bakın. DESA'nın ne kadar net nakit fazlası var ve ne kadar banka borcu var. Şu anda sadece ne olur ne olmaz diye önümüzdeki dönemde likiditenin daha da sıkışacağı bir dönem bizi bekliyor. Bankaların kredi musluklarını kıstığı bir dönem bizi bekliyor. Daha zor günleri yaşamadı Türkiye. Ve özellikle yerel seçimlerden sonra daha da daralan bir piyasa göreceğiz diye bekliyoruz. Biz de bu karşımızdan gelen fırtınaya karşın her şeyi güverteye bağladık, cephaneyi biriktirdik, bekliyoruz açıkçası. Bir şey daha söyleyeceğim tabii. Demin sorduğunuz soruya istinaden. Yıllar içerisinde bu yapıyı oluşturduk dedim, iş modelini oluşturduk, iç piyasa dış piyasa dengesini yaptık. Yaptığımız çok önemli bir şey daha var ve Türkiye'nin yapması gereken ve yapmadığı bir şey var bizim sektörümüzde. Türkiye genelde hep açılış fiyatı diye hitap edilen çok düşük katma değerli, düşük kar marjlarıyla çalıştığı tekstil sektöründe, ihracat kalemlerinde ve o müşteri segmentine hitap eder. Hı hı. 2005 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin'in dahil olacağını gördüğümüzde biz de o dönemde department store segmentiyle çok katlı mağazacılarla çok yakın çalışıyorduk dünyada ihracat tarafında. Döndük baktık gidelim Çin'de bir yatırım mı yapalım yoksa müşteri segmentini mi değiştirelim diye. Ben yaklaşık 2005'te 1,5 ay kadar Çin'de yaşadım. Bütün Çin'i gezdim A'dan Z'ye. Ortaklık yapabilir miyiz? Yeni bir yatırım yapabilir miyiz? Bir tesis kurabilir miyiz diye baktım. Ondan sonra döndüm geldim. Ben Çin'de yaşamak istemiyorum dedim. Çünkü bunu yaparsak orada yaşamamız gerekiyordu. Düzce'deki yatırımımızı yaptık ve müşteri segmentini değiştirme kararı aldık. İşte bu lüks markalarla başlayan serüven o yıldan sonra başladı. Ve lüks segment biliyorsunuz ki ekonomik iniş çıkışlardan, daha doğrusu inişlerden en az etkilenen bir segment. Dolayısıyla kendimize iş partneri olarak ihracat tarafında bu segmente hitap eden markaları seçtik. Bundan dolayı da inişlerde, global ekonomideki inişlerde de, Türkiye'deki inişlerde de ihracat kanalında çok az etkilenen veya en son etkilenen yapıya sahibiz. Birazdan İtalya yatırımına da geleceğiz diye şimdi tahmin ediyorum. Geleceğiz oraya. Bu da onun hatta bir yansıması. Öyle güzel getirdiniz ki oraya İtalya'da kaç ay yaşadınız? Son 10 gündür İtalya'daydım öyle söyleyeyim. İtalya'ya çok sık gidiyorum. Yok o İtalya yatırımını yapmak kaç aylık yaşamanın aylık? Mesela 1,5 ay Çin'de yaşayan Burak Bey Çin'le yatırım yapmıyoruz. Yapmam dedi. Evet. Demiş. Ne kadar kaldınız? 10 günde mi karar verdiniz İtalya'ya? Yok 10 günde karar vermedim. Ben ilk İtalya'da yatırım yapalım mı 2013'ten beri hayal ediyorum ve planlıyorum. Ama tabii birçok şeyin arka arkaya gelmesi lazım. Yıldızların doğru sıraya gelmesi gerekiyor. Hiç Akdeniz çocuğu olanla olmayan biri olur mu değil mi? Yani.
Tabii yıllardır İtalya'ya gidiyoruz, geliyoruz. Bütün müşterilerimiz orada. Ben zaten 2 haftada bir normalde de gidiyorum. Fakat İtalya için bir değil, yaşamak gerekmiyor. Sabah gidip akşam dönebiliyorsunuz. Çok yakın bir memleket aslında. Türk Hava Yolları da o konuda İstanbul'da çok avantajlı. Yani İtalya'nın ve dünyanın her yerine uçabiliyoruz. O gerçekten Türk sanayicisi için, iş adamı için büyük bir avantaj. Yani gidip işinizi yapıp akşam evinize dönebiliyorsunuz çoğu zaman. Fakat yıllardır bunu planlıyorduk, arzu ediyorduk. Fakat şartların doğru noktaya gelmesi gerekiyordu. İtalya yatırımını en son geçtiğimiz sene Ağustos ayında tamam artık yapalım dedik. Düğmeye bastık. Bu sene Mayıs ayının başında şalteri kaldırıp üretimimize başladık. Şimdi ben bir ufak sizinle online toplantı yaparken arkayı gördüm. Doğru. Ama orayı, evet, orayı biraz dinleyelim isterim. Memnuniyetle. Yani ben orayı orada dinledim ama izleyicilerimiz de bilsin, takipçilerimiz de orayı gözlerinde bir hayal etsinler. Gerçi araya görüntüleri mutlaka koyarız oradan aldığımız. Memnuniyetle. Şimdi biliyorsunuz dünyada deri sektörü dediğinizde ve lüks segment dediğinizde markaların çok büyük bölümü ya Fransız ya İtalyan. Ve markalar İtalya, Fransa menşeli olsa da üretimin çok büyük bölümü İtalya'dan kaynaklanıyor, İtalya'dan geliyor. İtalya bu konuda gerçekten dünyanın önde gelen ülkesi. Orada çok ciddi bir know-how var, bir bilgi birikimi var, ciddi bir artizanlık var ve önemli bir kümelenme var. Bu kümelenmede İtalya'nın Toskana bölgesinde, Floransa'nın hemen dışında aklınıza gelen tüm markaların fabrikaları bulunmakta o bölgede. Biz de yıllardır o bölgedeki markalarla yakın işbirliği içerisindeyiz. Demin bir kısmını zaten ismini zikrettim. Fakat dedik ki bu markalara daha yakın olmamız lazım. Türkiye'nin üretim gücünü oraya da yansıtmamız lazım. Çünkü bu markaların bir de stratejik yaklaşımları var tedarik tarafına, tedarik zincirine. Bu da made in stratejisi. Yani adam diyor ki benim markam, benim müşterim made in France veya made in Italy dışında içine herhangi bir şey yazmayacak, almıyorum diyor. Öyle olduğu zaman bir cam tavana çarpıp geri sekiyorsunuz. Evet, çok kıymetli markalarla çalışıyoruz. Ama lüksün de lüksü var. Daha da katma değerli üretim yapma imkanınız var. Ve sizin ne kadar beceriniz gelişmiş olursa olsun, iş gücünüz ne kadar iyi olursa olsun, insanlarınız ne kadar iyi eğitimli olursa olsun, siz Türk olduğunuz için sizden mal almamayı seçebiliyor bu müşteriler. Tamam dedik, madem öyle biz de geliriz. Hem Türk hem İtalyan oluruz. Burada da tesisimizi kurarız. Ve kendimizi tanıtırız. Çünkü ben inanıyorum ki bunların çok büyük bölümü ön yargıdan kaynaklanıyor. Bizi, ülkemizi, iş yapış şekillerimizi tanıdığı zaman insanların değişebileceğini öngörüyoruz. Bunun yanı sıra orada da İtalyanlar nasıl üretim yapıyorsa biz de üretim yapabiliriz. Orada da üretim yapmayı, yani sadece Türkiye'den destekli değil, full orada da üretim yapmayı planlayarak yola çıktık. Ama burada ikili bir strateji izliyoruz. Bir A'dan Z'ye orada kesimden dikime yapılmış ürünleri müşterilerimizle kavuşturma, buluşturma. Diğeri de ürünü belli bir aşamaya kadar Türkiye'de işleyip kesimini veya ön hazırlığını yapıp İtalya'da tamamlayıp orada menşe kazanmasını sağlamak ve Türkiye'nin maliyetleriyle İtalya'nın maliyetlerini evlendirip paçalda çok daha uygun maliyetli ama lüks segmente hitap eden bir hizmet sunabilmek ki bu da şu anda alıcısı olan ve talebi olan bir hizmet. Dolayısıyla aslında bir sonraki sorunun önemli bir kısmı yanıtlanmış oldu. Pardon, bu İtalya operasyonu karlılığa, şirket karlılığına ne katacak diye soracaktım. Bu soru benzer şekilde, yani paralel şekillerde çok geliyor. Çünkü İtalya çok pahalı bir ülke. Niye gittiniz İtalya'ya emek yoğun bir yatırım yaptınız sorusu çok geldi bana bu süreçte. Bundan yıllar önce şu kadarcık bir çanta sorduğumu hatırlarım. Şu kadar, yani içine ne anahtar sığıyordu, ne telefon sığıyordu, ne başka bir şey. Yani sadece böyle kıvırarak bir paranın ve kimlik kartının sokulabileceği bir çanta sormuştum yıllar önce bundan. Duyduğum rakamı şu anda burada zikretmek istemem. Gerçekten öyle ama baktığınızda Türkiye'nin neredeyse 4 katına varan bir asgari ücretin ödendiği, bir de orada sektörel asgari ücret uygulaması var. Bizim sektörde yaklaşık 3,5 katına geliyor Türkiye'deki asgari ücretin şu anda mevcut kurlarla. Birkaç aya kadar daha da yüksek olacaktır gibi gözüküyor. Çok ciddi bir maliyet bazı var. Fakat öte yandan bu daha üst segmentte bulunan müşterilere ulaşabilmek için de yapılması gereken bir yatırımdı. Siz, yani Türkiye'nin şu anda kilogram başına ihracat değeri yaklaşık 1.2 dolarlarda. DESA'nın kilogram başına ihracat değeri yaklaşık 116 dolarlarda. İnanılmaz bir farktan bahsediyorum. Ve bizim hedefimiz bunu daha da yukarıya taşıyabilmek.
Hani hep bir söylem vardır. Biz yüksek teknolojili üretim yapmadığımız sürece Türkiye'nin katma değerli üretim yapması, kalkınması mümkün değil. Emek yoğunla Türkiye maalesef iki yakasını bir araya getiremez söylemi vardır. Ben buna katılmıyorum. Türkiye'nin çok önemli avantajları var. İş gücünün olması, bir know-how olması çok kıymetli. Fakat biz bu know-how'u, bu iş bilgisini, iş gücünü, kapasiteyi katma değerli ürünlere yönlendirebilirsek, bizim sektörümüzde de bu markalar var ve dünyanın en büyük şirketleri Tesla'dan sonra baktığınızda LVMH grubu geliyor. Buralarda bize ekmek olduğuna inanıyorum. Biz de DESE olarak bunu zaten gerçekleştiren ve bu katma değerli üretimi yapan bir firmayız. Şimdi hem dünyada hem Türkiye'de son dönemlerde özellikle en önemli konulardan bir tanesi hikayenin nasıl sürdürüldüğü. Dolayısıyla kocaman bir başlık atıyor artık şirketler, sürdürülebilirlik. Sizde durum ne? Çok çalıştığımız bir yerden sordunuz. Gerçekten çok emek veriyoruz ve yıllardır bu konuda yatırım yapıyoruz. Bizim sektörümüzde sürdürülebilirlik gerçekten çok önemli. Çünkü hayvansal bir ürün kullanıyoruz. Bununla ilgili de çok fazla kritik aldığımız olabiliyor. Fakat şöyle bir gerçek var. Biz ürünlerimizde sadece et endüstrisinin yan sanayisi olan, yan çıktısı olan malzemelerden, derilerden faydalanıyoruz. Yani eti için kesilen hayvanların derilerini tabaklayarak ürünlerimizi yapıyoruz. Bu birinci yaptığımız iş. İkincisi, bunu yaparken son derece sorumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bizim herhangi bir deri ceketimizin içindeki barkodu getirip okuttuğumuz zaman biz o derinin, o ceketin üzerindeki derinin hangi çiftlikten geldiğini, hangi dolapta boyandığını, hangi kişinin, hangi işçinin eliyle kesildiğini, dikildiğini, kalite kontrolünün yapıldığını isim isim biliyor ve takip ediyoruz. Bu üretim zincirini A'dan Z'ye kendi çatımızın altında toparlayabiliyor olmanın bize vermiş olduğu çok önemli bir takip edilebilirlik avantajı. Aynı zamanda bu ürünleri işlerken de derilerimizi kendi tabakhanemizde işliyoruz ve çok önemli sertifikasyonlara sahibiz. Dünyada deri sektöründe Leather Working Group adı verilen İngiltere menşeili non-profit, yani kar amacı gütmeyen bir denetim kuruluşu vardır. Bunun denetimine kendimizi açıyoruz. Dünyada sadece 31 firmanın sahip olduğu altın seviyede bir sertifikaya sahibiz. En üst seviye budur zaten sektörde. Şimdi birazcık onu izleyicilerimizin kafasında oturtmak üzere soruyorum. İşte bu tip altın madalya, işte bronz madalya dendiği zaman benim kafamda çok böyle tam bir şey canlanmıyor. Neye veriyorlar bunu? Ne olursa altın, ne olursa gümüş, ne olursa bronz? Çevreye ne kadar az etki ederek, yani sektörün şartları içerisinde yapılabilen en üst seviyede bunu yapan, çevreye az yük veren, hem su kullanımını, hem kimyasal kullanımını, hem atık çıktılarını takip eden, arıtan, bunları tekrar doğaya kazandıran ve atıklarını da minimize eden, kullandığı kaynakları da minimize edecek şekilde üretim yapan firmalara verilen sertifikalar bunlar. Bu tarif ettiğim ISO belgesini herkes bilir örneğin. Bu tarif ettiğim belge de deri sektörünün ISO'sudur. Dünyadaki en yaygın ve en geniş standarttır. Bu demin ismi geçen koca koca markaların bile, lüks markaların bile bir kısmının hala altın sertifikası yoktur. Şimdi marka ismi vermeyeyim, ayıp olur. Çünkü onların da Fransa'da, İtalya'da tabakhaneleri var. Fakat bizim Çorlu'da bulunan tabakhanemiz çok gurur duyduğumuz bir tesisimizdir. Altın sertifikasyon sahibidir. Bunların ötesinde sürdürülebilirliği ele alırken enerji kullanımımıza çok dikkat ediyoruz. Belki KAP açıklamalarından takip etmişsinizdir. Geçtiğimiz sene Düzce'deki tesisimizde 7200 metrekarelik bir güneş enerjisi santrali devreye aldık. Ve şu anda o tesisimizin ihtiyacının %50 fazlasını kendi kaynaklarımızla üretiyoruz. Hatta o fazla ürettiğimiz enerjiyi de İstanbul'daki tesisimizin ihtiyaçları için kullanıyoruz. Aynı şekilde yeni bir yatırım kararımız daha var. Şu anda yatırım aşamasındayız. Çorlu'daki tabakhanemizin de çatısına yaklaşık 2500 metrekarelik bir GES kurmaktayız. O da ihtiyacımızın %90'ını karşılıyor olacak. Dolayısıyla bütün bunlar yakın gelecekte Avrupa ile iş yapan sektörün çok önemli bir riskini ortadan kaldırmaya yönelik yapmış olduğumuz yatırımlar. Biliyorsunuz sınırda karbon düzenlemesi gibi bir düzenleme geliyor. Yeşil mutabakat devreye girdi. Ayak izleri takip edilecek artık. Ayak izleri takip edilecek ve karbon offset etmeniz gerekecek. Ama siz zaten bir ayak izi bırakmamışsınız. Bırakmamaya çalışıyoruz. Yani şurada her gün işe gelmemiz bile bir ayak izi bırakıyor aslında. Bu konuda
hem bizlerin hem tüm çalışanlarımızın bilinçlenmesi, proseslerimizin buna göre şekillenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bunları yaparken sürdürülebilirlik adına sadece çevresel faktörlere bakmıyoruz. Aynı şekilde sürdürülebilirliğin sosyal boyutları da var. Bunlardan bir tanesi eşit fırsat, kadın istihdamı, işte çocuklarımızın eğitimi gibi bir takım unsurlar var. Burada da sahiplenmeye çalıştığımız en önemli unsurların başında kadın istihdamı geliyor. Bugün DESA'nın yönetim kurulunun %40'ı kadınlardan oluşuyor. Kadınları sektöre kazandırmak için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Aynı şeyi İtalya'da da yapıyoruz. Çok da ilgi çekti örneğin. Şu anda İtalya'da bugün itibariyle 45 çalışanımız var. Daha yeni başladık, daha bebek büyüyor. Ama bu 45 çalışanın 42 tanesi kadın. Sadece 3 tane erkek çalışanımız var. Ve bu çalışanlarımızı bir kurs açıp yetiştirerek, ard arda kurslar açıp yetiştirerek kendi kadromuza katıyoruz. Bunu da İtalya Devleti'nin desteğiyle yapıyoruz. Burada bir ortak girişim söz konusu. Toskana Senatosu'yla bir protokol imzaladık. Onların da desteğiyle bulunduğumuz bölgede, daha önce deri sektörünün bulunmadığı bir bölgedeyiz. Toskana'nın içerisindeyiz ama sektörün kümelendiği bölgenin yaklaşık bir saatlik mesafesinde bulunuyoruz. Dolayısıyla çevrede deri sektörünün temsilcisi ilk firma biziz. Sektöre işçi kazandırma, sektörün bilgi ve becerisini bölgeye enjekte edebilme adına da Toskana Senatosu'yla ortaklaşa bir eğitim programı yürütüyoruz. Her ay 15 yeni çalışanı eğitime tabi tutuyoruz ve bunların da çok büyük bölümü kadınlar oluyor. Peki son soru, 2023 yılı sektör ve şirket beklentileriniz nedir? Çok matbu bir soru. Evet, tam kapanış sorusu. Gerçekten öyle. 2023 güzel gidiyor. İyi bir yıl. Sektör dediğinizde neyi kastettiğiniz de bizim için önemli. Çünkü zannederim bizi değerlendirirken yatırımcılarımızın da en çok zorlandığı hususlardan bir tanesi. İzin verirseniz bir parantez açıp ondan da bahsedeyim. Lütfen. Çünkü bir karşılaştırma yaptığınızda, çarpan almaya kalktığınızda kimin çarpanını alacaksınız? Perakendecilerin çarpanıyla mı çarpacaksınız? Üretim sektörünün çarpanını mı alacaksınız? Deri endeksini mi kullanacaksınız? Çünkü 3 tane deri firmamız var şu anda borsada. Bir tanesi tabak, bir tanesi tabakhane sahibi, derici. Bir tanesi sadece perakendeci, üretimi veya ihracatı yok. Bir de DESA var. Bunların hepsini yapan ve üstüne çok daha farklı başka işler de yapan ve uluslararası ortaklığı olan bir firma. Dolayısıyla bizi değerlendirirken hem perakende sepetinin ortalamalarını ve çarpanlarını almak lazım. Hem de dönüp imalat sanayinin ve ihracat yapan üretim firmalarının çarpanlarını almak lazım. Böyle bir hibrit yapıyla, yani pure play olarak bakmadan bir hibrit yapıyla değerlendirme yapılırsa DESA'nın değerlemesi çok daha isabetli ve doğru olur. 2023 yılı perakendeciler açısından güzel geçiyor. İhracat açısından biraz sancılı başladı. Sektör geneli için konuşuyorum, DESA için konuşmuyorum. Çünkü ilk çeyrekte yapmış olduğumuz rakam geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinin iki katından fazlaydı ihracat tarafında. Perakende tarafına baktığınızda depremle başlayan, perakendenin biraz yavaş gittiği, fakat yaz aylarının girmesiyle, turizm sezonunun açılmasıyla perakendenin yüzünün güldüğü ve hızlı gittiği bir dönem yaşıyoruz. Yılın son bölümü hem sektörümüzün hem DESA'nın perakendede zirve yaptığı dönemdir normalde. Ama yılın son döneminde bir takım böyle net olmayan şeyler hala var. Yaz ayları bittikten sonra piyasada daralma ne kadar olacak? Ekonomi politikamız ve kredilerdeki kısıtlamalar tüketiciyi nasıl etkileyecek? Bunlar açıkçası benim için hala net olmayan veriler. Fakat ilk üç çeyreğin çok çok pozitif gideceğini, dördüncü çeyreğinde ekonomi politikasının şekillenmesine göre şekil alacağını hem sektör adına hem kendi adımıza söyleyebilirim. İhracat tarafında DESA'nın en önemli avantajı bu bahsetmiş olduğum markalarla uzun süre gelen işbirlikleri olması sebebiyle biz sipariş bazlı değil, yıl başında kapasite satarak çalışıyoruz. Yani benim müşterim geliyor diyor ki ben senden bu sene şu aylarda şu kadar ürün alacağım. Ürünün ne olduğu belli değil, fiyatı belli değil ama kapasitesini baştan satın alıyor ve bağlıyor. Zaten yıllardır süre gelen bir fiyatlama alışkanlıkları var ve bahsetmiş olduğum lüks segmentte yapmış olduğunuz işin ve emeğin karşılığını fazlasıyla ödeyen bir segment. Dolayısıyla ihracat kanalları da oldukça karlı gelişiyor. Dolayısıyla biz yıl sonuna kadar kapasitemizi şu anda satmış vaziyetteyiz. Şu anda biz önümüzdeki senenin ilk çeyreğini konuşuyoruz müşterilerimizle. Bundan dolayı da bilançoyu %95 oranında öngörebilen bir rahatlığa sahibiz.
Peki, yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Ederim bizi burada ağırladığınız için. Hem bina çok güzel, hem üretim tarafı, tasarım tarafı, oraları görmek benim için hem değişik oldu hem keyifli, güzel oldu. Yolunuz açık olsun diyorum. Vakit ayırdığınız için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bugün DESA Deri Sanayi tarafını birazcık yakından inceleyelim istedik. Sizlerle buluşturalım istedik. Burak Çelet bize sağ olsun vakit ayırdı. Kendi yerlerinde ağırladı. Yeniden görüşene dek hoşçakalın diyelim o zaman.